Orhan. Ah, ay iyi oldu böyle seni gördüm. Zaten ben canım de seni... burnumda. Allah aşkına bana bulaşma. Yahu dur, merak ediyorum. Dün akşam böyle sefil gibi evi boşaltan insanların ne yaptığını. Merak ediyorum, ne yaptınız? Bir yer buldunuz mu? Kaldınız bir yer? He, bulduk Gönül, bulduk. Şahane, nefis, harika bir yer bulduk. Oldu mu, tamam mı? Var mı merak ettiğin başka bir şey? Ya niye çıkışıyorsun ya bana? Ben senin için daha fazla ne yapabilirim? Neler başarabilirim? Onu düşünürken bu yaptığın hoş mu yani? Ya bırak Allah'ını seversen ya. O kadının yanında sefil oluşumuzu gülerek seyrettin. Ne diyorsun Allah aşkına? Orhan ben o kadar vicdansız bir kadın mıyım ya? Söyle gerçekten söyle, öyle miyim ya ben? He Gönül, he he. Neyse hadi bana eyvallah ya. Bana bak. O kaybettiğiniz parayı geri almanızı sağlayabilirim. Zeytinyağı işini kimin planladığını biliyorum. Nasıl yani? Sen tanıyor musun adamı? Evet. Eğer istediğim şeyi yaparsam bu dolandırma işindeki herkesi tek tek açıklarım. Gerekirse gider Şengül için şahitlik ederim. O Şengül de parasını geri alır. Artık kendine ev mi alıyor, ne yapıyorsa mutlu mesut yaşayıp gider. Ama bir şartım var. Ne? Tamam söyle. Neymiş şartı? Söyle. Bana geri dön. Ne var? Komik mi ya? Geri dön işte. Gel yan yana oturalım. Ne olur? Ya ne diyorsun Allah'ını seversen? Böyle salakça şart mı olur ya? Niye olmuyormuş canım? Olur tabii. Ayrıca benim derdim sen sanma. Benim derdim o vizyonsuz Şengül'le. Benim için onu terk ettiğini düşünsün, o yeter bana. Tamam mı? Bu. O zaman ben de sana bir şey söyleyeyim. Hayatta da öyle bir şey yapmam. Duydun mu? Ay canım benim ya. Bir daha Şengül'ün kalbini kırmam. Ayrıca ben senin doğru söylediğini nereden bileceğim ya? Belki herifi tanımıyorum, beni kandırıyorsun tanıyorum diye. Vallahi riski almak sana kalmış. Bilmiyorum artık. Ya ailem böyle sersefil yaşar gider ya da işte. Gel işte bana dön. Sen bunu bir düşün. Hadi hoşça kal. Bugün dünden iyi yarın belki. Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.